Konuşmanın başlığı, siz hiç ilham perisi gördünüz mü? Biz o konuda çok şanslı bir toplumuz, milletiz. Biz ilham perisini sadece görmüyoruz, onu aynı zamanda yaşıyoruz. Onu hissediyoruz, onu hatta duyumsuyoruz. Adeta bizim için kültürel bir kod haline gelmiş durumda. Şimdi sabahleyin bu konuşmayı yapacağımı öğrenince, Türkiye'nin böyle dünya çapında önemli bir virtüözü, kanun virtüözü Ahmet Baran, bizim için bir 50 saniyelik kayıt yapıp gönderdi. Bir onu dinleyelim, İlham Peri'mizi görelim. Evet, aslında dün bu saat itibariyle başka bir şey konuşacaktım. Konuşacağım konu kripto paraların davranış bilimleriydi. Kripto paraların teknik kısmıyla kim kazandı, kim kaybetti çok ilgilenmiyorum ama onun davranış bilimleri gerçekten çok özgün bir konu. Belki rapora denk gelmişsinizdir. Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılın başında geçen seneye dair yayınladığı bir rapor vardı. Rapor enteresandı. Türkiye kripto para sahipliği konusunda dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci. Şimdi bizden önce kimler var diye baktığınızda birinci sırada Nijerya var, ikinci sırada Vietnam, üçüncü sırada Filipinler var. Eğer Nijerya, Filipinler ve Vietnam'ın dünyada teknolojiyi en iyi kullanan ve gelecek entegrasyonu en yüksek olan ülkeler olmadığını düşünüyorsak, ki düşünüyoruz tabii, demek ki orada başka bir sosyolojik yönelim var. Dolayısıyla burayı yorumlamak Türkiye sosyolojisi hakkında da bize pek çok veri verecekti ama derken ne oldu? İşte iki gün önce Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırıdan sonra ben TEDx'teki bu 18 dakikalık hakkımı bu konuşmadan yana kullanmak istedim. Ve günümüze en yakın görüntüleriyle, gerçekten renklendirilmiş harika görüntülerle de onu bir kez daha arka tarafta yaşayalım istedim. Konuşma boyunca bu ilerleyecek. Aslında bakıldığında olayın kendisini çok da önemli bulmadım. Alışmasak iyi olur ama bir şeye alıştık farkındaysanız. Ülkede ne kadar bir karmaşa dönüyorsa, işte arka tarafta zamlar, çeşitli siyasal tartışmalar dönüyorsa, genelde çok alıştığımız konu Atatürk'ün ya bir üstüne ya heykeline bir saldırı gerçekleştirilir ya da siyasilerden birinden böyle irrasyonel bir demeç duyarız ve enteresan bir hal alır bu durum. Fakat bunun bir de başka bir tarafı var. Acaba böyle bir şeyin iyi bir sonucu olur mu? Bence iyi bir sonucu oluyor, ki şöyle bir şey oluyor. Biz mesela iki gün boyunca Atatürk'ü daha çok anlamaya, kendi duygularımızı sosyal medyadan veya özel konuşmalarımızda daha çok ifade etmeye başladık. Belki de tam tersi bir sonuç doğuruyordur. Ama diğer taraftan işin biraz bilgi felsefesine bakalım. Bu da önemli. Atatürk zaten çok özel bir akıl. Sizce Atatürk'ün büstü, heykeli, biblosu, posteri, afişi ne kadar Atatürk için önemlidir ki biz bu tür gerçekleştirilen olaylar üzerine acaba ne kadar dertlenmeliyiz diye kendisine başvurayım istedim. Birkaç tane sözünü size tekrarlayacağım. Bence önemli. Ne diyor Atatürk? Diyor ki, büyük ölülerin, diyor, matemlere ihtiyacı yoktur, diyor. Onların fikirlerinin anlaşılmasına ihtiyacı vardır, diyor. Ya da bir başka çok iyi bildiğimiz sözünde, benim, diyor, yüzümü göremeyebilirsiniz, görmeyebilirsiniz ama beni hissettiğinizde, beni anladığınızda zaten amaç hasıl olmuş olur, diyor. Zaten vakaya böyle bakan bir insanın heykeline yapılan saygısızlık, urgan bağlamak ya da ona pranga vurmaya çalışmak gerçekten çok amaçsız bir durum gibi gerçekleşiyor. Ve ben bunu birkaç tane kavram üzerinden sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim temelde Atatürk öğretilerine ilişkin 10 yıllardır
yanlışlar yaptığımızı düşünüyorum. Bunlar semantik, böyle anlamsal yanlışlar. Özellikle Atatürk pedagojisi, yani çocuklar ve gençler için Atatürk'ü anlamada ve anlatmakta çok ciddi problemler çektiğimizi düşünüyorum. Atatürk'ü bizim algılayış biçimimiz enteresan bir süper kahraman, bir Marvel karakteri gibi. Yenilmez, düşmez, asla asla o süper kahraman niteliklerinin dışında davranmaz. Adeta onun muzaffer oluşu kendini gerçekleştiren bir kehanet gibidir gibi anlatırız ama Atatürk aslında böyle bir adam değil. Hayatını hepimiz çok iyi biliyoruz. 10 yıllar boyunca aslında çaresizliklerle mücadele etmiş, pek çok kez yenilmiş ve en muzaffer olduğu konuda aslında Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuş. Bu Genç Türkiye Cumhuriyeti eski ya da yeni değil, Türkiye Cumhuriyeti ve ilelebet yaşayacak olan Cumhuriyeti kurması aslında onun muzaffer duruşunun en güzel ifadesi. Bakın 7 yaşında yetim kalan, 8 yaşında okuldan alınan, 10 yaşında şiddet görüp okuldan tekrar alınan, 24 yaşında tutuklanan, 27 yaşında en büyük rakibi bir kahramanken kendisi hiç önemsenmeyen, 37 yaşında hakkında dava açılan, 2 ay yalnız başına hastanede yatan, 38 yaşında Suriye'ye gönderilen, 39 yaşında idam cezasına çarptırılan Atatürk'ten söz ediyoruz. 42 yaşında ise Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Peki, acaba onun heykeline yapılmış bir saygısızlık, bir urgan atmak ya da ona pranga vurmak onun değerini bizim gözümüzde değiştirir mi? Ya da böyle bir şey mümkün müdür diye birkaç kavram üzerinden şimdi birkaç hikayeyle de bağlatıp bir takım anlatımlar gerçekleştireceğim size. Atatürk gerçekten bakıldığında olağanüstü bir cesaret timsali. O kadar cesur bir karakterden söz ediyoruz ki bir başka büyük isim dünya tarihinde Mahatma Gandhi o ünlü sözü hatırlarsınız. Ben İngilizlerin tanrı olduğunu zannediyorum diyor. Ta ki Atatürk onları yenene kadar. Bakın Türkiye tarihinde 16 tane imparatorluk ya da devlet kurmuş, bu tarihte savaş hileleri çok meşhurdur. Onun cesaretine delalet edecek çok güzel bir anekdot anlatacağım. Büyük taarruz öncesinde Atatürk Ankara'da bir çay partisi veriyor. Bu da o meşhur savaş hilelerinden biri. Çünkü hemen ertesi gün eski Türk savaşı taktiklerinden biri kullanılacak ve Kurt Kapanı denilen bir baskın gerçekleştirilecek. Baskın planlanırken kurmaylarından pek çoğu itiraz ediyor. Hatta bunlardan Yakup Şevki Paşa, paşam bunu yapmayalım. Eğer bu harekat başarısız olursa sizi de asarlar, bizi de asarlar diyor. Atatürk'ün buna dair cevabı şu oluyor. Paşam siz dert etmeyin, sorumluluğu ben alıyorum. Eğer bu harekatta başarısız olursak önce siz beni asarsınız diyor. Şimdi böyle bir cesarete gerçekten bir urgan atmak acaba mümkün müdür, bir sonuç verir mi? Atatürk'ü anlayabilmek için Napolyon'u bilmek, Büyük Kartacalı hükümdar Hannibal'ı bilmek, Atatürk'ü anlamak için Timur Leng'i bilmek, Sezar'ı bilmek, Hazreti Muhammed'i bilmek gerekir. Bakın bu tarafı hiç konuşulmaz ama Atatürk hakkında yazılan hatıratlarından pek çoğunda Hazreti Muhammed'e olağanüstü atıf vardır. Atatürk Hazreti Muhammed'i sadece bir manevi önder olarak, bir peygamber olarak görmez. Aynı zamanda büyük bir devrimci olarak görür ve bunu defalarca da tekrarlamıştır. Bedir Savaşı'nı tarihteki en büyük zafer olarak görür. Böyle bir stratejik ve taktik deha asla bir daha tekrarlanamaz der. Hatta Hazreti Muhammed'in büyük bir devrimci olarak cahil ve kötücül bir toplumdan bir devlet yaratma ülküsünü kendisine amaç edinmiştir. Bu kısmından hiç bahsetmeyiz mesela. Hatta eğer siyasi kanadı böyle ikiye ayırırsak her iki tarafta enteresan bir şekilde bahsetmez. Atatürk hakkında bildiğinizi düşündüğümüz şeylerin çoğu ya eksiktir, ya fazladır, ya da ona ait değildir enteresan bir şekilde. Sözünü ettiğim şey o. Atatürk pedagojisinde büyük hatalar yapıyoruz ve çocuklara ve gençlere özellikle en çok umuda ihtiyacımız olduğu zaman da bence çok büyük haksızlık yapıyoruz. Atatürk bunun yanında tarih bilinci çok yüksek bir isim. Tarihi adeta bir geçmiş bilimi olarak değil, gelecek bilimi olarak algılayan bir isimden söz ediyoruz. Aslında Hariri kafasında. Hariri'ye dikkat edin, tarihi yeniden yorumlayarak dünya entelijansiyasının neredeyse en tepesine çıktı. Atatürk'teki tarih bilinci eğer bizim Milli Eğitim Bakanlığı politikasında yıllardır uygulansa, yani savaşları sadece tarihi tarihlerden ibaret değil de tarih bilincini oturtturup anlayabilsek geleceği kurma yönünde
çok daha fazla şanslı olacaktık. Atatürk kendisini mesela biraz önce sözünü ettiğim büyük Kartacalı hükümdar Hannibal'ın devamcısı olarak kabul eder. Çünkü Hannibal özelliği nedir? Emperyalizme karşı ilk büyük savaşı gerçekleştirmiş komutandır. Her ne kadar başarısız olsa bile Roma'yı, Büyük Roma'yı yıllarca titreten bu komutan, Alp dağlarını 36 tane fille dağlardan aşağı doğru filleri indirerek baskınla mesela Alp dağlarını geçmiştir. Şimdi Atatürk'ün cesaretinden söz ettim. Hannibal Alp dağlarını geçecek, dağlardan fillerle aşağı inecek de Anadolu dağlarından Türk süvarileri bu baskını yapamayacak mı? Hem oradan feyiz alıp hem de aynı zamanda tarihi bir bilinçle okuyan bu karakter, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın en çetrefilli dönemlerinde Hannibal'ın Gebze'deki mezarının bulunmasını vasiyet eder. Hatta mezar bulundu mu bulunmadı mı soru işaretidir ama onun vasiyetine ilişkin 1981 yılında bugün Gebze'deki TÜBİTAK kampüsü içerisinde bir Hannibal heykeli bulunur, anıtı bulunur. Sadece bu da değil. Mesela çok alakasız gibi görünse bile Atatürk, büyük Truvalı hükümdar Hector hayranıdır ve Hector'a defalarca referans verir. Bunun aynısını kimde görürüz arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet'te görürüz. Bir başka büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'te görürüz. Mora seferinden dönerken Atina'da Akropolis'in üzerine çıkıp Truva, senin intikamını Greklerden aldım diyebilecek kadar tarih bilincine sahip bir başka komutan. Fatih Sultan Mehmet'i Atatürk'ten, Atatürk'ü Fatih Sultan Mehmet'ten ayırmak gibi bir şey mümkün değildir. Bunlar eşitliğin iki ucu gibidir diye düşünebilirsiniz. Ancak bunu bütüncül kavradığımız zaman tarih bilincini yerli yerine oturtabiliriz. Atatürk aynı zamanda büyük bir halk insanıdır. Halkın hep içindedir. Kimsenin olmadığı kadar halkın içindedir. Ahmet Hidayet Reel anlatır. 1924 Erzurum ve Pasinler depreminde sahayı dolaşıyorken, hatta bir reklam filmi vardır, biraz o filmin canlandırmasıdır o sahnenin. Gerçekten izbe, yıkılmış köylerin arasında perişan duran bir köylünün yanına gider. Köylüye sorar. Baba der, depremde kaybın büyük mü? Adam konuşmakta biraz çekinir. Çekindiğini görünce daha yumuşak bir ses tonuyla, hükümetinden istediğin bir şey var mıdır, yapabileceğimiz bir şey var mıdır der. Adam böyle Kürt şivesiyle yarım yamalak, ufak kısık bir sesle vallahi padişah bilir der. Bunun üzerine Atatürk güler ve der ki, baba artık padişah yok, siz onu kaldırmadınız mı? Sen söyle, devletinden istediğin bir şey var mıdır diye sorar. Adam vallahi padişah bilir lafını tekrarladıktan sonra sağında duran kaymakama döner ve der ki, kaymakam devrimi yayamamışsınız der. Bunun üzerine görevini yapmış edasıyla ağırbaşlı bir şekilde Atatürk'e dönüp konuşan genç tahrirat memuru der ki, paşam der, genelgeyi bütün köylere yolladık der. Bunun üzerine Atatürk'ün suratı, yüzü fırtınaya tutulur ve şunu söyler, oğlum der, devrim genelgeyle olmaz, devrim inanmakla olur. O zaman sorarım, bu kadar inanmış bir zihnin ve onun takipçilerinin acaba zihnine pranga vurmak ya da heykeline urgan atmak acaba mümkün müdür diye sorduğumda cevabını hepimiz biliyoruz. O anlatılacak o kadar çok anekdot vardır ki 10 yıllardır laiklik nedir meselesini çözememişizdir. Bunu da Kılıç Ali Paşa anlatır. Kılıç Ali'nin muhteşem bir anekdotudur. Bir gün meclisin çok tartışmalı ortamında zamanın din ulemalarından biri mecliste kürsüye çıkar ve alaycı bir tavırla bir konuşma yapar. Konuşmanın özünde kabaca şöyle söyler. Ya sürekli laiklik, laiklik, laiklik diyorsunuz da ne menem şeydir bu laiklik? Bir anlatın da bunu bilelim diye tüm meclisle alay eder. Riyaset makamında olan, oturan Mustafa Kemal dayanamaz. Hocaya doğru döner. Hoca der, çok basit anlamak mümkün. Ben sana şöyle anlatayım. Laiklik adam olmaktır der. Gerçekten muhteşem bir anekdot. Ben laikliğin bu kadar güzel anlatıldığını hiç görmedim. Atatürk aynı zamanda tarih bilincinin yüksek derinlikli o entelektüel zekasının yanında her daim minimal düşünebilen, zarif düşünebilen de bir adamdır ve adeta çağları aşan bir fütüristtir aynı zamanda. Yani Atatürk'e fütürist demek bir yanılgı olmaz. Çünkü Atatürk'e ilişkin anlattığımız anekdotlara bakıldığında aslında bugün çokça konuştuğumuz yetişkin eğitimlerinde pek söz konusu ettiğimiz işte psikolojik dirençlilik,
çevik ve esnek zeka, motivasyon, sürdürülebilirlik, karar bilimi, strateji gibi laflar, disiplinler var ya, o disiplinlerin her birine ilişkin bir Atatürk anekdotu bulmak mümkündür. Peki, dip toplamda tam olarak ne olmaktadır ki bu kadar açık bir durum varken, yani her bir Türk ferdinin Atatürk'e, bu ülkede, çünkü Atatürk'ün cumhuriyetinde yaşıyoruz ve ilelebet öyle yaşayacağız. Umudumuz, hayalimiz ve beklentimiz, inandığımız şey bu. Atatürk'ün bu kadar tartışma konusu olması gerçekten anlaşılır olmaktan çok uzak, ancak kötücül bir zihnin ürünüdür. Atatürk bir siyasi görüş değildir. Atatürk siyasetin kendisi de değildir. Atatürk siyasetin ve siyasetin kendisinin getirdiği bütün o dip çevre alanların üstünde bir karakterdir. Kendisi de bu durumu defalarca ifade eder. Tanrı Över'in, Suphi Tanrı Över'in çok güzel bir açıklaması vardır Atatürk'e ilişkin. Kendi ağzından naklettiği bir anekdottur bu. Bence günümüzü de aydınlatan bir anekdot. Atatürk der ki, iki tane Atatürk vardır. Bir tanesi benim, et ve kan olan Atatürk. Bunu unutun. İkinci Atatürk ise ben olarak ifade edemeyeceğim bir Atatürk. O biziz, o sizsiniz. Anadolu'nun her köşesinde gelişme, aydınlık ve çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaşma arzusuyla tutuşan, bu yolda benimle yola çıkan ve çıktıkları yolda beni aşmalarını mutlaka elzem gördüğüm Atatürk, asıl Atatürk budur. Onu anladığınız ve onu duyumsadığınız sürece Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır notuyla aslında geleceğe ilişkin çok önemli bir vurgu yapar. O yüzden şaşırıyorum, beyin bilim çalışıyorum biliyorsunuz ben. Beyin bilimde çokça sözünü ettiğimiz bir laf vardır. İnsanlar sonsuz derecede karmaşık ve ilginçtir ama çıktıları son derece iptidai olabilir deriz biz. Ben diyorum ki vücutta iki loblu organ var. Bir tanesi beyin, sol beyin, sağ beyin. Diğer iki loblu organın üzerinde oturuyorsunuz şu an. Nedense zaman zaman beyni kullanmaktansa diğer lobla düşünme eğiliminde oluyoruz. Bence birçok şeyin sebebi bu. Hatta bir insanda minimum 5 tane duyu organı varken her şeyi içinden anlama konusunda da gerçekten çok mahiriz. Bu da bir önceki sözün tamamlayıcısı olarak kabul edin. Ama yılmak yok, ama yılmak yok. Bütün bu menhus olaylarda her defasında bir kez daha görüyoruz ki aslında bu cumhuriyet Atatürk'ün cesaretine, Atatürk'ün ferasetine, Atatürk'ün ilerleme arzusuna, Atatürk'ün psikolojik dirençliliğine, Atatürk'ün çevik ve esnek zihnine sahip bir cumhuriyet. O yüzden bütün bu değerleri, bunlar bizim yumuşak güç unsurlarımız, birbirinden ayırmadan geleceğe koşturmak bizim görevimiz. Ben canı gönülden ve kalpten bunun olabileceğine inanıyorum ve her daim Atatürk'le birlikte kalın diyorum.